Ne giymeyi seversen sev, herkesin en sevdiği bir kot pantolonu vardır. Öyle rahat ki. Yani genellikle. Hey! Bu çekmiş mi? Ne yapmış? Hayır. Anlaşılan sen genişlemişsin Betty. Fast food sayesinde. Hayır, bu olamaz. Gidip eşofman altı giyeyim bari. Tuzlu bir şeyler yiyebilirim. Şurada cips olduğundan eminim. Bunu yemek için sabır... Ay! Sen incelmeye çalışmıyor musun? Acaba Bella hamburgerimin kokusunu alır mı? Asayiş Berkemal görünüyor. Ay! Orada olduğunu görmedim Bella. Yeşillik olur. Ama o kadar. Kilo vermenin tek yolu kalori alımını kontrol altında tutmaktır. Ha, aslında çok daha kolay bir yol var. Porsiyonları ikiye bölmek. Bu dünyanın en korkunç filmi. Hey! Havuç çubuğu alır mısın? Aslında evet. Bu berbat. Kesinlikle yutamıyorum. Kusura bakma Bella ama bu çok kötü. Gözlerimi ekrandan alamıyorum. Yemiş mi? Hemen dönerim. Şunları yemek için birkaç saniye yeter. Ama daha kurnaz olmalıyım. Neden olmasın? Bir maket bıçağıyla ıslak mendil paketini şöyle kes. Plastik parçayı ve mendilleri çıkart. Sonra şekerleri içine dök. Betty M&M'lerine kavuşuyor. Bu işleri tamamen değiştirecek. Ah! Şekerin tadını nasıl özlemişim. Ne kaçırdım? Aa, pek bir şey değil. Çabuk ol, seni görmesin. İşe yaradı. Aa, bu harika. Bazı kişiler için birkaç işi bir arada yapmak neredeyse imkansızdır. Özellikle de işin içinde keskin bıçaklar varsa. İşte. Yo. Alo? Neyse, hala oradaymışsın. Yerlerin iyice paspaslanması gerekiyor. Dikkat et. Asla yedek bir parmağı yabana atma. Ya da burnu diyelim. Yo, suya düşme. Yakaladım. Teyit geçti resmen. Burada işime yarayacak bir şey var mı acaba? Ding ding ding. Bu saç bantı telefonumu yukarıda tutar. Şunu kafana geçir. Ay ne sevimli. Arkadaşını ara. Ve telefonu lastiğe sok. Komik görünebilir. Ama elleri kullanmamak öyle güzel ki. Bayağı zekisin Kev. Ütümü yapıyorsun. Şunu da ütülesen olur mu? Dolabımda der top olmuş duruyordu. Hayır. Of ya. Hey Lana, çok güzel bir lütfen desem. Hayır. İyi, ben de buruşuk keserim. Hayır dediysem hayır Kevin. Aynen dolaba dönüyor. Bu temiz mi? Kesinlikle olmaz. Yine mi kareli? Yok. Sanırım bu eski buruşuk tişört kazandı. Bir dakika. Belki de bunu kendim halledebilirim. Hey! Çabucak biraz su buharı mı lazım? Tişörte su püskürterek başla.
Sonra vantilatörü aç ve bırak kalanını bilim halletsin. Kururken karışıklıklar da düzelir. Birkaç dakika sonra hazır olur. İyi gösteriydi ha? Bakalım nasıl görünüyor Kev? İşte kırışıksız diye buna denir. Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler Lana. Kate bir maymuna mı dönüyor? İnsan bu kadar muzu nasıl yiyebilir ki? Hala da yiyor baksana. Hey Kate, ihtiyacın olan şeyleri aldım da geldim. Hayır. Lili şu muz kabuğuna basıp düşecek. Öf, hem de canı çok yanacak. Dikkat et Lili. Öf işte. Düştü vallahi. Hayır, kaktüsü koru. Kaktüs düştü. Lili de düştü. Kızım ya, ne kötü düştün öyle. İyi misin Lili? Korkuttun beni. Ay, kaktüs her yerime battı. Al şu muz kabuğunu, iyi gelir. Bununla ne yapmam gerekiyor ki? Oh, anladım. Kaktüsü almak için bunu eldiven gibi kullanabilirim. Bir kaktüsü saksısına geri koyman gerekiyorsa ellerini korumak için muz kabuğu kullan derim. Siz görürsünüz dikenler. Bak, eskisi gibi oldu. Bayıldım. Sarılabilsem sana sarılırdım minik kaktüsçük. Bu cipslere bayılıyorum ya. Ah, bitmişler bile. Atıştırmalık vakti bitti demek ki. Aman ya, çöp kutusu dolmuş da taşıyor. Birinin çöpe atması lazım. Of. Ama neden sürekli bu işi ben yapıyorum? Baksana, her yerde çöp var. Bu arada ne kadar çok cips yiyormuşuz ya. Bu pek işe yaramadı. Çöpü atacağım tamam da hava çok soğuk. O yüzden ceketimi, şapkamı ve eldivenlerimi falan takmam lazım. Ama çok üşeniyorum. Belki de başka bir yol bulabilirim. Ve tek ihtiyacım olan şey şu minik arkadaşmış meğer. Plastik poşeti ters çevrilmiş bir masanın ayaklarına ger. Bu sayede çöpü atma işini biraz daha erteleyebilirsin. Canım kusura bakma, beklettim. Trafik feciydi. Ay, ne gıcık. Hadi ama girsene şuraya. Şu şey neden cebimde durmaz ki? Ya rahat rahat bir kola içemedim ha. Arka cebime mi soksam? Ay. Telefonunu sokacak bir yer arıyorsan biz harika bir çözüm bulduk. Şöyle bir çorap al ve kot pantolonunun cebinin arkasına tuttur. İğne iplikle çorabın bir yanını pantolonunun içine yukarıya dik. Normal düz dikiş dikmek yerine her ilmeği iğnenin önünden şöyle geçir. Düğümü sağlamlamak için iğneyi tekrar geçir. İlmikleri iğneyle çıkarıp kaldır. Şimdi de ipliği çek ve ilmikler görünmez olsun. Çok havalı değil mi? Son olarak iğneyi dikişin sonundan içeri sok ve ipliği içeriden kes. Hadi bütün hafta beni meraklandırdığın şu dedikoduyu anlat artık. Ama dur bir dakika. Dur sana resimleri göstereyim. Emi yeni saçının resimlerini yollamış. Bayılacaksın. Bu önceki hali. Bunlar da sonraki. Çok daha iyi değil mi? Telefonla işin bittiğinde tekrar yerine sokarsın. Oh, uzun bir günden sonra sen de takılarını çıkarıp Helen'in yaptığı gibi cam bir kutuya veya bir mücevher kutusuna koyuyorsundur herhalde. Bileziklerden küpelere tüm değerli mücevherlerin bu kutuda duruyor. Peki ya bu kutu gelip takıları alacak birilerinin yakınında duruyorsa? Mesela yaramaz Amy gibi birinin. Eyvah, Amy Helen'in zulasını patlatmış anlaşılan. Evet işte Amy, Helen'in en pahalı mücevherlerini takmış. Kendine hayran hayran bakıyor. Bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten bir Mısır kraliçesine mi benziyorum? Aa, selam Amy, bütün mücevherlerimi takmış, ne yapıyorsun? Pekala, eğlence bitti, şimdi mücevherlerimi geri ver bakalım. Ya ama senin mücevherlerin benimkilerden çok daha güzel. Mersi.
Eğer senin ev arkadaşların da Helen'inkiler gibi meraklıysa mücevherlerini evde görünür halde bırakmak insanı hırsızlığa teşvik etmenin en kolay yoludur. Onun yerine tüm mücevherlerini bunun gibi uzun bir bardağa doldur. Biliyorum, garip görünüyor ama merak etme nedenini bir dakikaya anlayacaksın. Şimdi bardağı bunun gibi büyük bir cam kavanoza yerleştir ama içi hala görünüyor. İçindekilerin görünmemesi için bardağın çevresini mısır taneleriyle doldur. Artık sadece mısırlar görünüyor. Bak, içinde mücevherler olduğu kimsenin aklına gelmez. Kapağını kapa ve artık gidebilirsin. Ah, bu Emi'ye eşyalarımla oynamamayı öğretir.